tasarı bir kez daha iktidarın kimi öncelediğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yandan BES ile ücretli emeğin cebine elini tasarruf diye atanlar, yıllardır emekleri karşılığında işsizlik sigorta fonuna yatırım yapmış olanlara bu zorunlu tasarruflarınızı mega projeler altında çarçur edeceğiz, yandaşa aktaracağız diyen bir telaş mevcut. Yani bu yasayla iktidar bir kez daha tercihinin rant ekonomisi olduğunu açıkça ortaya koymuş oluyor. Asgari ücretlinin işsizlik fonu katkısını 6 milyon işsizin sorununa çare olmak için değil, Kanal İstanbul'u inşa etmek için kullanacağını açıkça söylüyor. Yani şunu diyor, ben rant ekonomisinden yana bir siyasi tercih kullanıyorum diyor. Zorunlu BES ile ücretli emeğin cebine elini atan, adına tasarruf denen bir birikimle alıp inşaata aktaracağını söylüyor. Yani ben rant ekonomisinden yana bir siyasi tercih kullanacağım diyor. Kontrolsüzce bir borçlanma ile üstelik de hazine ile rekabet edecek biçimde faizleri kendisliğinden arttıracak bir mekanizmayla yarın Türkiye'de sermaye birikiminin önünde en büyük engeli oluşturuyor. Yani diyor ki ben rant ekonomisinden yana bir siyasi tercih kullanıyorum. Hadi kendi tarihimizden hiç ders almıyoruz. Paraleli, yandaşı yeniden kurmak için müthiş bir heyecan duyuyoruz. Bari başka ülkelerin deneyimlerinden faydalanalım. Daha birkaç yıl önce büyük bir küresel finansal krizle dünya sallandı. Hala sallanmaya devam ediyor. Unutmayın ki o kriz olmayan varlıklara dayalı menkul değerler yaratıldığı için çıkmıştı. Ve o kriz sonucunda olan bütün varlıklarda bir günde kayboldular. Bakın o gün finansal mühendislik harikası diye alkışlanan bu yenilikler bütün dünyada bir ağıta dönüştü. Amerika'da, sadece Amerika'da emekliler 2 sene içerisinde 3 trilyon dolar kaybettiler. Hane halkları 7 trilyon dolar kaybettiler. Gelin bugün kendinize tuttuğunuz alkışın yarın ağıta dönüşeceği çağrımıza kulak verin ve bu varlık fonu yasasını hemen geri çekin. Olmayan varlığa dayalı menkul değer yaratmak finansal mucize değildir. Açık bir finansal çukura atlamaktır. Esasında bu tip varlıklar ancak varlık olduğunda anlamlı olurlar. Türkiye'nin böyle bir varlığı maalesef yok. Bu tasarıyla, bu ipotek fonuyla açık bir mesaj veriyoruz. Vasatlığa Türkiye'yi mahkum ediyoruz. Oysa bu vasata mahkum değiliz. Başka bir ekonomi, başka bir gelecek, başka bir Türkiye mümkün. Saygılarımla.